Merhaba sevgili yarışseverler. 9 Ocak Cumartesi İstanbul gece yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. 8 koşulu bir program var İstanbul yarışlarında. Yavaş yavaş programlar sıkılaşmaya başlıyor. Bakalım neler izleyeceğiz. Heyecana hep birlikte katılacağız sevgili dostlar. Yeri gelecek sevineceğiz, yeri gelecek üzüleceğiz. Yeri gelecek jokeyler yer seçemeyecek, yeri gelecek atlar kötü koşacak. Bu işin doğasında olduğu gibi biz hep ne yapacağız? Yıllardır yaptığımız gibi kuponlarımızı doldurup ekranın karşısına geçeceğiz. Bu heyecanı yaşayacağız değerli dostlar. Bakalım İstanbul yarışlarında neler izleyeceğiz ki? Beklenen yağmurların gelmesi söz konusu Devlet Meteoroloji İşleri'nden. Görünen de o var ama bir türlü gelmedi sevgili dostlar. İnşallah en kısa sürede yağışlar da başlar, barajlar da dolar, yoksa işimiz zor değerli dostlar. Bakalım, dün bildiğiniz üzere Kocaeli ve İzmir'de yarış heyecanı vardı ki Kocaeli'de doğru dinleyip iyi anlayan dostlarım belki de kazanmayı başardılar. Özellikle son iki ayakta 3-4 tabelada şanslı olabilecek isimler, bu gruptan üstün olduklarını ses kaydında anlattım. Hem ikilisini kazandık hem de çiftesinin yanı sıra son koşuda da Ahber'in alternatif tek olabileceğini söylemiştim. Farklı kontra kuponlarında böyle değerlendiren dostlarım altılı ganyan, beşli ganyan derken neredeyse birçok oyunu topladılar. Kazananları tebrik ediyorum. Ben de kazandım Ahber'e getirip. Doğru yeri seçtiğiniz zaman altılı ganyanda işiniz kolaylaşır sevgili dostlar ki akşam İzmir yarışlarındaysa Utku'nun oğlu ve Kili Beat tekleriyle yine bulan dostlarım oldu ki. Yani genellemeye baktığınızda zaten sizlerin karşısında yaklaşık 1,5 senedir sesleniyorum YouTube'da. Pandemi dönemini de katarsak sevgili dostlar. Neredeyse ortalama belki de 10 günün 8'inde 6 ayağın ikisi geldi ki o 2 taneyi doğru yerde seçip tek atsanız diğer 4 ayakta adeta altılı ganyanda dörtlü ganyana çevirecek bir kıymet var ama bazen her istediğimiz olmuyor veya tek attığımız atlar bazen kötü koşuyorlar sevgili dostlar. Bunun gibi örnekler çok, hep söylüyorum, at yarışı zor iştir, bileni de yoktur. Ama doğru koşan yarışlarda kazanan kolay kolay değişmez sevgili dostlar. Bakalım dün işte örnek kainatım, yani at hiç 50 metre geri geldi sevgili dostlar. Yani bu kadar kötü olacağına emin olun at sahibi de bilmiyordur ki. Çok kötü koşunca yapacak bir şey kalmıyor ki. 500 kiloluk o hayvana gitmek istemediği zaman ne derseniz deyin götüremezsiniz sevgili dostlar. Mamalasanız bile o at gitmez. Ne demek istediğimi anlayın. O yüzden biz yine işimizi yapalım, doğrusunu bulmaya çalışalım. Artık kafa, baş, boyun, burun kaybedersek de yapacak bir şey yok diye düşünüyorum değerli dostlar. Bildiğiniz üzere 11 Ocak'ta yeni bir sisteme geçeceğiz. YouTube'da haftada bir gün canlı yayın, 2 veya bir gün yine bu normal yayınlardan sizlere çekeceğim. Onun dışında oyunlarımız, yarış günleri VIP ailesinde olacak sadece sevgili dostlar. İmkanı olan, at yarışından keyif alan, benim ses kaydımla altılı ganyan kuponunu oluşturup farklı yeniliklerle benimle bu yolda devam etmek isteyen, imkanı olan dostları bekliyorum. Zaten küçük oynayanlar, 3 lira 5 lira oynayanlar için seslendiğim zamanlarda benim onlara yardımım onlara da yetecektir sevgili dostlar. Bugüne kadar nasıl yettiyse ki, kimi 7'li plase kazandı, kimi 3'lü ganyan kazanıp mutlu oldu. Allah razı olsun mesaj attı. Kötü mesaj atanlar da oldu. Bu işi çok bilenler var. Onlar yeri geldi saydılar, sövdüler ama biz hiçbir zaman çizgimizi bozmadık sevgili dostlar. Çünkü benim amacım öncelikli doğru insana hizmetti. Bunu da bugüne kadar yaptım. Bundan sonra da Allah ömür verdiği sürece yapmaya şimdilik devam edeceğim. Zaman ne gösterir? Hiçbirimiz bilmiyoruz sevgili dostlar. Bakalım neler izleyeceğiz. Hepinize bir kez daha bol şanslar diliyorum. Sizler de WhatsApp grubuna katılıp yarışların tüm heyecanını, Doğu illeri hariç tüm hipodromdaki ilk şanslı isimleri, rakipleri, etkili koşacak, güçlü sprint yapacak tüm atları öğrenmek isterseniz 0553 425 59 30 WhatsApp üzerinden bu numaradan mesaj atarak benden bilgi alıp yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olabilirsiniz sevgili dostlar. En azından bir ay süreyle bir gazetenin günlük bedelinden daha uygun bir bedelle benimle birlikte, en azından hep ne diyorum, anlayana hizmet, anlamayana külfet. Külfet olacağını düşünen dostlarımız zaten
Bizlerle olmasınlar. Ne mutlu onlara. Hatta benim kanalımı izlemesinler bile. Ne ben onlara zor geleyim ne de onlar bana zor gelsin diyerek geçiyorum yarışlara değerli dostlar. Beni seven, sayan, saygı gösteren, sevgi gösteren büyüklerime, küçüklerime hepsine de selamlarımı iletiyorum. Büyüklerim ellerinden, küçüklerim de gözlerinden öperek geçiyorum artık İstanbul yarışlarına değerli dostlar. İkinci koşu Nimet Ülken koşusuyla başlayacak ki TJK için, Türkiye Jockey Kulübü için efsanelerden biridir Nimet Ülken. Onun koşusunda start aldığı son yarışta karşılarda adeta bir talihsizlik yaşayıp devrilme tehlikesi geçiren, o gün süratini bulunca bir anda aralarda kalan, bugün bence yerini iyi alıp sonlarda etkili gelecek olan, anne attı Astrakhan gibi bir kardeşe sahip olan 4 numaralı Vektor, bugün Saadettin abinin tekrar binişiyle mutlaka kalitesini ve gücünü konuşturup ilk 2'den düşmemek için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir değerli dostlar. Geldik 3. koşu 4 yaşlı Arapların mücadelesini izleyeceğiz. 3 ay ara sonrası 2 tane yarış gören bugün bir kez koşup kazandığı jokeyi Gökhan Kocakaya'ya emanet edilen. Son yarışında da gayet iyi rakipler yanında yerini alsa da nefessizlikten etkilenen, bugün artık son idman pisti görüntüsünde ritmi bulduğunu gösteren 1 numaralı Faranelli kuvvetini, gücünü sahaya yansıtıp birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Bakalım neler izleyeceğiz değerli dostlar. Geldik 4. koşu Yonaguska koşusu. 1 şart 3 yaşlı İngilizlerin bölünen meydanını izleyeceğiz. Aralık ayı başından beri itinayla hazırlanan, son idman pisti görüntüsünde de inanılmaz bir kıvamda gözüken 6 numaralı Viva Zoran sevgili dostlar. Gökhan Kocakaya ile start alacak ki 1. ay doğumlu bir tay ki idman pisti görüntüsü gayet iyi. Zaman zaman böyle idman görüntüsü iyi olan taylar kötü de koşabiliyorlar ama o heybetini, o gücünü sahaya yansıtırsa Zlatibor'un öz kardeşi 6 numaralı Viva Zoran birinciliğin güçlü adayı olacaktır diye düşünüyorum. İnandığınız isimler varsa mutlaka yer verin değerli dostlar bu koşuda. Geldik 5. koşu 5 şart 5 ve yukarı Arapların mücadelesinde ise son yarışında tempo ona gidince etkili bir düzlük sprintiyle güçlü gelip kazanan sevgili dostlar. Bu kez de yerini iyi alıp çok kuvvetli gelecek olan, yine hareketlenecek yarışta bu kez Mehmet Kaya ile start alan ki Sakal Aydın Mehmet Kaya ile iyi bir anlayış içindeler. En son Derin Diyar'la kazandılar. Bakalım bugün 4 numaralı Sakal Aydın bir kez daha Mehmet Kaya ile ikinci buluşmasında fotoyu önde geçebilecek mi? Bakalım neler izleyeceğiz. Yarış doğru koşacak mı? Nasıl koşacak? Startla birlikte muhtemelen Ulubatur liderliği isteyecek. Hemen peşine Hilal Eda, Roman Olur ve Lokumoğlu dolanacak sevgili dostlar. Yarım boy kadar gerilerinde 2 numaralı, 3 numaralı Mavra. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Duman, hemen içinde 4 numaralı Sakal Aydın, son sırada da Gümbik'e bekleyecek. 800'e kadar böyle gelince tempo istediğimizi bulursa içeriden dışarıdan bir yerden turuncu formasıyla 4 numaralı Sakal Aydın yüklenecek. Kazanırsa ne mutlu bize sevgili dostlar. İşte bu heyecanı tamamıyla ses kaydında yaşamak isterseniz 0553 425 5930 tüm rakipleri, şablonu ve her gün paylaştığım ses kaydıyla altılı ganyan heyecanını yaşayabilirsiniz. Yeni oynayanlar mutlaka bana ulaşıp bu heyecanı hem öğrenip hem de yaşayabilirler. Geldik 6. koşu Ali Akşit koşusundaysa bu mesafede start aldığı son yarışını kazanan, bugün de 5'te 3 yaptığı Halis Karataş'a yeniden emanet edilen, her ne kadar kuvvetli rakipleri görünse de ben bugün ilk şansı hak ettiğini düşündüğüm zor yarışta foto önde geçmeye çalışacak olan 4 numaralı Nibolu bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Geldik 7. koşu Yonaguska'nın bölünen bir şartındaysa çok uzun zamandır acele etmeden buraya gelen sevgili dostlar. Değerli dostum Bora abi, Bora Akarsu'nun atı olan ve çok iyi ellerde itinayla, özenle bakılan maşallah diyeceğimiz 1 numaralı King the Glorious. Biliyorsunuz King Berkay'ın kardeşi ki o yarış yaşamına kazanarak başlamıştı. Anne attı Sibel Explosive'den Çar'a gidiyor ki Çar'a gede neler yaptığını hepiniz hatırlarsınız. O yüzden 1 numaralı King the Glorious Allah ayaklarını düz bastırsın. Birinciliğin güçlü adayıdır. Onlara da, o güzel aileye de bol şanslar diliyorum. Geldik 8. koşuya. Kaç yarıştır son dönemin en iyi, en talihsiz atlarından olan 4 numaralı Siempre Ganador. Bugün Ayhan Kurşun'a emanet edildi. İlk kez binecek Ayhan. Ayhan yetenekli adamdır. Yerini iyi alırsa bugün Siempre Ganador'a
herhalde şapkadan tavşan çıkartabilir diye düşünüyorum. Yarış bir diğerden sonra lehine gidebilir. Bakalım neler izleyeceğiz değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Artık 11 Ocak'tan sonra her gün benimle olup benimle heyecanı, at yarışı heyecanını yaşamak isterseniz 0553-425-5930 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Hepinize, sevdiklerinizle, ailenizle güzel bir hafta sonu diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.